أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi siz değerli kardeşlerimin, abilerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız, ayıplarınız bağışlansın. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki şeref, İzzet, takvanız artırsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, 2003 senesinde Yeni Şafak gazetesinin dünyaca ünlü bir sanatçı olan Yusuf İslam ile yapmış olduğu bir röportajı tamamıyla okudum. Bu röportajı küçük bir kitapçık olarak basmışlar ve gazete abonelerine de hediye etmişlerdi. Hayatını okurken çok ilginç bir kare ile karşılaştım. Özellikle hidayet öyküsüyle. Hidayete nasıl yürüdü, hidayet şerbetini nasıl içti, gerçekten her mümin erkek ve mümin kadının imanını arttıracak bir derecedeydi. Biliyorsunuz ismi Cat Stevens. Kendisinin ifadesiyle İngiltere sokaklarında kaç tane gayrimeşru çocuğumun olduğunu diyor bilmiyorum diyor. O kadar zina etmiş ki, zinayı öyle bir hayat felsefesi haline getirmiş ki belki onun konserlerine giden, yolda onunla karşılaşan nice genç kızlar ve nice genç erkekler onun vesilesiyle dünyaya gelmişti. Ve diyor ki ben insanlar tarafından rakın ilahı olarak kabul ediliyordum. Haşa ve kella. İnsanların konserlerine ibadet maksadıyla gittiği ve ona ödedikleri en büyük bedel de canları da olmuştur kendisinin ifadesiyle. Yani onun için ölümü göze almışlardır. Böyle bir adam, Cat Stevens. Diyor ki bir gün arkadaşlarımla beraber denize gittik. Meşru bir şekilde eğlenirken o kadar diyor karadan uzaklaşmışım ki arkadaşlarımı diyor göremez oldum. O anda bir anda girdaba yakalanıyor. Boğulma anını yaşarken tabir yerindeyse ölümle burun burunayken ölüm meleğinin nefesini tam ensesinde hissetmişken alemlerin Rabbi olan Allah'a şöyle seslendim diyor. Allah'ım eğer beni bu durumun içerisinden kurtarırsan sana iyi bir Hristiyan olarak ibadet edenlerden olacağım dedim diyor. Allahu Ekber. İyi bir Hristiyan olacağım. Halbuki kilisenin yolunu bilmeyen bir şahıstı Cat Stevens. Sonra Allah bu güzel kelimelerin arkasından büyük bir dalga gönderdi diyor. Dalga beni karaya attı diyor. Arkadaşları hemen alıp hastaneye götürüyorlar. Ve hastaneden çıktıktan sonra asıl şimdi hikayemizi ilgilendiren kısım burada başlıyor kardeşler. Hastaneden çıktıktan sonra eski hayatıma devam etmeye başladım. Yine zina dolu bir hayat, barlarda tüketilen bir ömür, insanların mabet olarak gördüğü konser arenaları, hayatında hiçbir değişiklik yok. Tam gaz, geçmişte bırakmış olduğu sayfaları çevirmeye devam ederken, şimdi ne olur aziz dostum, ne olur yüreğini anlatacağım şu kısma çevir. Kulaklarınla beni dinleme, gözlerinle beni dinleme, zihninle beni dinleme. Bedenini hareket ettiren 100 gramlık kalbini aç ne olur. O sıra kardeşi Orta Doğu bölgelerini geziyor. Mısır'ı, Suriye'yi, Ürdün'ü. Müslümanlardan bir tanesi
Belki çok önemsemedi. Belki çok büyük bir kapıların açılacağını umut etmeden İngilizce Kur'an-ı Kerim meali hediye ediyor kendisine. Adam meali alıyor. Yapması gereken görevi yapıyor. Çünkü birine hidayeti taşıyacak. Daha sonra İngiltere'ye geldiğinde, evine uğradığında elindeki İngilizce Kur'an mealini Cat Stevens'ın odasına bırakıyor. Masaya bırakıyor. Onun görevi buraya kadardı. Hidayetin hamallığını yapmaktı. Kilometrelerce uzaklıktaki bir kitabı Cat Stevens'ın İngiltere'deki odasına taşımak da onun tek görevi şu an. Kardeşi odaya girer, masanın üzerinde bir kitapla karşılaşır, elini alır, bakar ki Müslümanların elinden düşürmediği, dilinden düşürmediği bir kitap. Şöyle kendini sorgular, yahu der ben Hristiyanım, benim bu kitaba ihtiyacım yok ki. Tam bırakmak üzereyken içindeki ses ona bir savaş açar. Ne olur der, baksan ne olacak, ne kaybedeceksin? Sanki o ses bir el olmuş, Cat Stevens'ı Kur'an'ın sayfalarının içine çekmeye başlar. Ve mağlup olur. Evet kardeşlerim, ne olur dinleyin. Ne olur artık gözlerinizle değil, yüreğinizi bana verin. Diyor ki Allah'ın kitabını diyor elime aldığımda, o mübarek sayfaları çevirdiğinde karşısına bakın kardeşlerim. Hidayet kapısını açan surenin ayetleri gelmeye başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Karada ve denizde sizi yürüten O'dur. Öyle ki gemilerde bulunduğunuz, onların da içindeki yolcularla birlikte güzel bir rüzgarla akıp gittikleri, yani gemilerin akıp gittikleri, içinde bulunanların bundan memnun oldukları bir zamanda, bir sırada, şöyle bir hayal edin aziz dostum. Ne olur bir tefekkür et. Allah Subhanahu ve Taala'nın çizmiş olduğu resmin içerisine kendini koy. Sıcak bir yaz gününde Eminönü sahilinden Üsküdar'a gitmek için bindiğin vapurda kendini hayal et. Bir taraftan alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Taala'nın sanatını tefekkür ederken denize bakarak, bir taraftan da o sıcaklığın içerisinde serin bir rüzgarın yüzünü dövdüğünü düşün. Tatlı tatlı gemi giderken hayal et. Asla bu manzaranın içinden çıkmak istemeyeceksin. Allah Subhanahu ve Taala'nın Yunus suresinde bahsettiği deniz kıssasındaki kişiler böyle bir hayalle, böyle bir vakayla suyun içerisinde yüzerlerken, şimdi ne olur dikkat et aziz dostum. Gemiye şiddetle esen bir fırtına gelir. Dalga her yerden onlara hücum eder ve onlar da kendilerinin kuşatıldığına kanaat getirdiklerinde, işte o zaman dini yalnız Allah'a tahsis ederek, bütün sebepleri unutarak, sebeplerin yaratıcısı olan alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelerek, mevki sahiplerinden, makam sahiplerinden, serveti elinde bulunduranlardan, iktidarı, gücü elinde tutanlardan soyutlanarak, kaybolarak, onları unutarak, alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelip şöyle yalvardılar. Dediler ki, yemin olsun ki sen bizi bundan kurtarırsan muhakkak ki bizler şükredenlerden olacağız. Şimdi bu ayet Cat Stevens'ın elinde. Kim bilir yüreği nasıl titriyordur? Kim bilir deniz içerisinde alemlerin Rabbi olan Allah'a seslenişini hatırladı da bir anda utanarak boynuna eğdi. Yalnız dikkat edin kardeşlerim. Şimdi kalbindeki küfrü ve şirki bertaraf edecek öldürücü vuruş 23. ayette gelecek. Allah şöyle buyuruyor. Allah onları kurtarınca da hemen yeryüzünde haksız yere azgınlık ederler. Ey insanlar, azgınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. İstediğiniz şey dünya hayatının menfaatidir. Sonra dönüşünüz bizedir. Yaptıklarınızı size haber vereceğiz deyince, Cat Stevens'ın hem gönül dünyası hem zihin dünyası alt üst olur. Bir zamanların kiliseyi bilmeyen Hristiyanı, ayyaş, berduş, zani, insanların ilah diye gördüğü, ilah diye taptığı, halbuki acizlerin en acizi adam, İslam'ı araştırmaya karar verir ve
Bundan sonra kendisini sevenlerin karşısına Yusuf İslam olarak çıkar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. İslam'la yeni bir sayfa açar. Tertemiz bir sayfa açar. Hidayet sayfasını Allah Subhanahu ve Taala'nın ona bahşetmiş olduğu büyük nimetle artık hayatını sürdürmeye başlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin kardeşlerim. Peki biz kendi vakamıza neyi indireceğiz buradan? Aziz dostum. Şöyle düşünsenize be abicim. Öyle imtihanların içerisinde yaşadık ki, şu mescit içerisinde bulunan, hastalıklarla çırpınan, en büyük musibetler anını yudumlayan esnaf kardeşim, açmış olduğu dükkanın borçlarının altında ezilirken, evli olup erkek ve kız çocuklarına sahip olamayan kardeşlerim, bacılarım bunun için gözyaşları dökerken, kız çocuğu ve erkek çocuğu sahibine olanlar evlatlarının serkeşliğiyle yakınırlarken, hele bir anne düşünsene be kardeşim, bonzai içen, uyuşturucu müptelası olan alkolik bir evlada sahip. O anneyi var ya, en delici silahlarla vursanız bu kadar yaralayamazsınız. Evinde ayyaş bir çocuğu beslemek kadar ona yeryüzünde yapılacak bir zulüm yoktur kendince. Böyle bir annenin yüreğini düşünsenize kardeşim. Bir taraftan iş arayan, iş bulamadığından dolayı da maddi sıkıntılar içinde kıvranan halini düşün ve o sıkıntının içerisindeyken, ey Allah'ım, beni bu musibetin içerisinden kurtarırsan ben sana şükredenlerden olacağım diye seslenişini bir düşün. Seslenmedin mi be kardeşim? Hiç mi musibetler içerisinde gözyaşı döktüğün anların yok? Ey Rabbim, benim üzerimdeki bu sıkıntıyı kaldırırsan, bu musibeti giderirsen, vallahi ben sana şükredenlerden, senin yolunda olanlardan, hayır içerisinde mümin erkek ve mümin kadınlarla yarışanlardan, davana sahip çıkanlardan olacağım diye bir söz vermedin mi Allah'a? Hatırlamıyor musun bir sözleri? Vallahi benim böyle çok gecelerim var kardeşim. Allah'a seslendiğim, kendisinden başka kimsenin sesini işitmediğimi bildiğim, mekanların içerisinde insanları unuttuğum, ne halde olduğumu sadece Allah'ın bildiği, kalbimin paramparça olduğu seslerimi yükselttiğim nice gecelerim var benim. Vallahi bu sizin de böyle geceleriniz var. Sizin de böyle gündüzleriniz var. Allah'a yöneldiğiniz saflığınızla, temizliğinizle, tüm ihlasla kendisine yalvardığınız günleriniz ve geceleriniz var. Öncelikle şunu hatırlatmak isterim. Vallahi bu davranış çok faziletli bir davranıştır. Billahi yapmış olduğunuz iş takdire şayandır. İnsanların sebepleri kutsallaştırdığı, ilah gibi gördüğü, makam sahiplerini, mevki sahiplerini, teknolojiyi elinde bulunduranları, silahın elinde tutanları, insanları, ölmüşleri, hayvanları, güneşi, ayı, yıldızları, cansız varlıkları, musibetlerin içerisinde kurtarıcı tek güç olanların içinde sen yaşarken, eğer seni o sıkıntının içinden kurtaracak tek gücün Allah olduğunu bilerek hareket ediyorsan, vallahi takdire şayan bir iş yapıyorsundur. İnsanlar sesleri işittiremeyecek olanlara, sesleri duyamayacak olanlara bağırırlarken, duysalar da fayda veremeyecek olanlara seslenirlerken, sen ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kullarım sana beni soruyorlar. De ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim. Ayetlerine iman ederek alemlerin Rabbi olan Allah'a sesini işittirmek vallahi çok faziletli bir iştir. Ancak sıkıntılı olan unsur şudur kardeşim. Ancak problemli olan tarafımız şudur. Allah azza ve celle o musibeti üzerimizden kaldırdıktan sonra ona sırt çevirmemiz, o musibet içerisinde Allah'ım eğer bana yardım edersen, beni kurtarırsan, şu gözyaşlarımı dindirirsen, kalbimdeki acıları yatıştırırsan, beni tedavi edersen, ben sana sarılacağım, ben sana koşacağım deyip de alemlerin Rabbi olan Allah'a sırt çevirdiğimiz anlar var ya, işte benim böyle çok gecelerim de var kardeşim.
Gecesinde Allah'ım beni kurtarırsan seni zikredenlerden, sana şükredenlerden, davan için ter dökenlerden, ağlayanlardan, kanını akıtanlardan, parasını harcayanlardan, zamanını telef edenlerden olacağım deyip Allah'ım ne olur beni bu musibetin içinden alırsan ben artık eski kusurlarıma dönmeyeceğim diye yalvardığım öyle gecelerim vardır ki, benim yine öyle sabahlarım var ki, İşe gittiğim zaman otobüste, metroda, yolda yürürken Lale'nin sokaklarında salya sümük ağlayarak insanlar ne der? Deli midir bu? Mecnun mudur bu? Genç yaşına rağmen şu sokaklarda neden ağlıyor? Allah'ım beni kurtarırsan, benim sıkıntımı giderirsen, muzdaripliğimi dindirirsen, o sokaktaki bütün insanlardan soyutlanarak Allah'ım ben de sana yöneleceğim, sana koşacağım, günahlarımı terk edeceğim deyip de alemlerin Rabbi olan Allah'a sırt çevirdiğim öyle gündüzlerim ve gecelerim var ki, işte zarar, işte kınanacak durum budur be aziz dostum. Ağlanacak, feryat edilecek, utanılacak. Vallahi budur aziz dostum. Hiç mi yok be kardeşim? Hıçkıra hıçkıra ağladığınız, Allah Allah diye bağırdığınız, bütün sebepleri unuttuğunuz, sizi sevenleri terk ettiğiniz, sadece Allah'a dilinizi uzattığınız, ellerinizi ona doğru yönelttiğiniz, musibetlerin içerisinde yalvarışlarınız, yakarışlarınız yok mu be aziz dostum? Ve o musibetin anı üzerinizden kalktıktan sonra sıkıntılar bir bulutun gökyüzünde dağıldığı gibi sizin kalbinizden dağıldığı zaman Allah'a sırt çevirdiğiniz anlarınız yok mu kardeşim? Benim çok vardı ya, vallahi kınanacak bir durum da budur be aziz dostum. Bakın, benim Rabbim İsra suresi 67 ve 68. ayetlerde de şöyle ikaz ediyor. Ne olur yüreğini çevir bana. Gözlerini kaçır ama yüreğini benden esirgeme. Allah'ın şu ulvi sözlerine doğru koş. Rabbim Allah Azze ve Celle şöyle diyor. Denizde size bir zarar dokunduğunda, bu senin için iş yerindeki bir zarar, evinde hanımınla yaşadığın bir musibet, çocuğunla geçirdiğin imtihan, ne dersen de aziz dostum. Denizde size bir zarar dokunduğunda Allah dışında çağırdıklarınız kaybolur gider. Allahu Ekber. Kadın yok, para yok, makam yok, mevki yok, şöhret yok, parti sahipleri yok, iktidarı elinde tutanlar yok, valiler yok, güvenlik görevlileri yok. Bileğinizin gücü bitti. Sadece varsa Allah, Allahu Ekber. Yardım edecek tek güç olarak gördüğün şey Allah. Bütün sebeplerin üzerinde kendisine koştuğun Allah. Allah sizi kurtarıp karaya çıkarınca da yüz çevirirsiniz. Zaten insan pek nankördür. Sizi kara tarafından yerin dibine batırmasına veya üzerinize çakıl taşlarını savuran fırtına göndermesine karşı kendinizi güvende mi zannediyorsunuz? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Uçak biraz sendelediğinde, fırtına uçağın her tarafından onu rahatsız ettiğinde, siz en yüksek, en kuvvetli sözlerle Allah'ı zikredersiniz. Allah dersiniz. Açığıyla, kapalısıyla, bileniyle, bilmeyeniyle, herkesin yöneldiği tek güç o sırada Allah olur. Her şey kaybolur. Her şey gücünü yitirir. Kuvvet sahipleri, kuvveti artık bitmiştir. Size yardım edecekler vallahi bu konuda çok yorulurlar aziz dostum. Peki uçak havada süzüle süzüle yere indiğinde tekbirleriniz neye dönüşür? Pilotları alkışlamaya dönüşür değil mi? Onları tebrik etmeye dönüşür. Hani Allah'a hamd edecektik? Hani Allah'a dönecektik? Allah'ım beni bu havada kurtarırsan karada kapananlardan olacağım. Yüzünü örtenlerden olacağım. Secde sahipleriyle beraber secde edeceğim. Şükredenlerle beraber şükredeceğim. İnfak ehliyle yarışacağım. Allah'ım Müslümanlar görsün, ben o dakikadan itibaren yeryüzünün en abidi veya en abidesi olacağım. Nerede be aziz dostum? Yere indikten sonra neden bu kadar güven içerisindesin? Kara içerisinde Allah seni yere batırmaktan da güçlüdür kardeşim. Seni yere de batırır Allah. İçinde bulunduğun uçağı yakar Allah.
havaya uçurur Allah. Bundan emin misin aziz dostum? Gemiden kurtuldun, karada yürümeye başladığında ne kadar güven sahibisin? Depremler içerisinde seni tekrar toprağın altına sokacak güç Allah değil mi? Allah bize şunu öğretiyor aziz dostum. Musibetten çıktıktan sonra Rabbim seni dilerse tekrar daha kuvvetli bir musibetin içine alır. Daha zor bir imtihanın içerisine seni çeker. Seni çünkü ilk defa musibetin içine sokan sonrasında da sokmaya muktedirdir. O da Allah'tır. Sonra Rabbim devam ediyor. Burası çok kardeşler manidardır. Diyor ki Rabbim 69. ayet. Sonra yoksa tekrar sizi denize döndürerek üzerinize kırıp döken bir kasırga gönderip inkarınız sebebiyle sizi boğmasına karşı kendinizi güven içinde mi hissediyorsunuz? Allahu Ekber. Şahit ol ey kardeşim. Ben bu dakikadan itibaren asla uçağa binmeyeceğim. Yemin ederim ki bu saatten sonra ayağımı denize sokmayacağım. Değil gemiye binmek, parmağımı dahi oraya daldırmayacağım dersin ya. Ancak Allah öyle muktedir ki kardeşim. Öyle bir sebep yaratır ki Allah, Arjantin'in okyanusları içerisinde seni boğmaya muktedirdir Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde buyurduğu gibi, kimin eceli nerede tayin edildiyse Allah oraya onu sürükleyecek bir sebep yaratır. Dilerse seni Afrika'nın ormanları içerisinde öldürür. Dilerse uçağa binmeme konusunda yemin ettirmiştin ya, çabuk ulaşman için kalbine öyle bir güç koyar ki, öyle bir istek koyar ki, öyle bir sevgi koyar ki, sana öyle bir şeyi unutturur ki, sen tekrar yere düşecek olan uçağa adımlarınla gidersin. Para da verirsin üstüne. Allah buna muktedir değil mi aziz dostum? Sonra Rabbim devam ediyor. Sonra bunun için bize karşı kendinize arka çıkacak birini de bulamazsınız diyor. Alemlerin Rabbi olan Allah. Aziz dostum, acizliğimizi, eksikliğimizi, tabiatımızı, ahlakımızı resmeden nankörlüğümüzü önüne koyan ne kadar da güzel bir ayet değil mi aziz dostlar? Yunus suresi 12. ayetlerini dinle. Bakın Rabbim nasıl sesleniyor kardeşim. İnsana bir zarar dokunduğunda, insana bir zarar dokunduğunda yan yatarken veya otururken Allahu Ekber yahut ayaktayken bize yalvarır. Yok mu be kardeşim? Yatağa yattığınızda o yatak sanki böyle çivili bir sopaymış gibi üzerinize battığı musibetlere sahip değil misiniz? Gündüz öyle şeyler yaşadınız ki, hasımlarınız tarafından öyle bir korkutuldunuz ki, gece o yatak sizin için bir taş haline geldi. Uyuyamadınız. Bir türlü uykunun içine dalamadınız. Sağa döndünüz, sola döndünüz ve alemlerin Rabbi olan Allah'a seslendiniz. Allah'ım beni kurtar. Allah'ım bana yardım et. Gözyaşını akıttınız. Yürürken de aynısını yaptınız. İşe giderken, okula giderken, davet çalışması yaparken, adımlarken dahi alemlerin Rabbi olan Allah'a seslendiniz. Otururken, hangi hal üzere olursanız olun, Allah'a yöneldiniz. Değil mi aziz dostum? Allah devam ediyor. Fakat biz ondan zararını kaldırınca, o zararı def edince, o zarardan onu kurtarınca, sanki o dokunan zararın kalkması için bize yalvarmamış gibi geçip gider. İşte böylece aşırı gidenlerin yaptıkları kendilerine süslü gösterilmiştir diye buyuruyor alemlerin Rabbi olan Allah. Evet aziz dostum, en ağır imtihanlar ile sınanacağız. O imtihanlardan kurtuluşu aziz ve celil olan Allah'ta bulacağız. Ama ne olur aziz dostum, o imtihan musibet içerisinde alemlerin Rabbi olan Allah'a verdiğiniz sözleri asla unutmayın. Çünkü bir gün tekrar Allah elinizden nimetleri almaya da muktedirdir, kadirdir. Peygamber aleyhisselam bahsediyor. Hadis Buhari ve Müslim'de muttefakun aleyh bir hadistir. Anlatacağım olay İran'ın
Binbir Gece masallarından seçilmiş bir hikaye değildir. Anlatacağım olay halis, muhlis bir hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsrail oğullarından 3 kişiden bahseder. İsrail oğullarından 3 kişiden. Bu 3 kişiden biri Abraş'tır. Yani vücudunda, teninde lekeler bulunan, tiksindirici renge sahip olan bir hastalığa sahiptir. Biri amadır, gözleri görmeyen bir kişidir. Diğeri saçları olmayan kel bir adamdır. 3 kişiden bahsediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah onları sınamak için bir meleği gönderir. Melek önce Abraş'ın yanına gelir. Yani ten hastalığına yakalanmış, alaca bir rahatsızlığa sahip adama gelir. Ona yönelir ve der ki, en çok sevdiğin şey nedir? En çok istediğin, yani üzerinde bir şey var da ondan kurtulmak istediğin en çok şey nedir? Adam der ki, güzel bir ten ve güzel bir renktir. Melek şöyle onu bir sıvazlar, eliyle okşar, Allah ona güzel bir ten ve güzel bir renk verir. Sonra melek kendisine yönelir. Mallar içerisinde, servetler içerisinde en çok hoşlandığın şey nedir der. Adam der ki develerdir. Allah ona hamile doğurmak üzere olan bir deveyi bahşeder. Ve melek bu mal, bu deve senin için bereketli olsun, mübarek olsun diye dua eder. Oradan kel olan adama gider. Ve ona şöyle seslenir. En çok istediğin şey nedir? Yani Allah'tan en çok talepte bulunacağın, üzerinde bulunduğun en büyük rahatsızlıktan kurtulmak için çaba göstereceğin şey nedir dercesine bir soru. Adam der ki güzel bir saça sahip olmak isterim. Melek onun başını okşar ve Allah ona güzel saçlar nasip eder. Sonra yönelir melek der ki peki mallar içerisinde en çok sevdiğin şey nedir? Adam inektir der. Allah ona doğurmak üzere olan bir ineği bahşeder. Ve melek bu hayvan, bu mal sana bereketli olsun diye dua eder. Sonra kime gelir biliyor musunuz? Amaya gelir. Amaya yönelir. Der ki en çok istediğin şey nedir? Bakın şimdi cevaba çok dikkat edin kardeşlerim. İki kişiden ayıracak bir usluba sahiptir. Der ki Allah'tan, altını çiziyorum. Allah'tan, altını çiziyorum. Allah'tan gözlerimi bana tekrar geri iade etmesini ve tekrar insanları görmeyi istiyorum der. Kimden? Allah'tan istedi. Diğer iki hastalık sahibi Allah'a yönelmediler. Dikkat buyurun kardeşler. Ve melek onun gözlerini sıvazlar. Allah ona gören gözleri nasip eder. Sonra melek der ki mallar içerisinde en çok istediğin şey nedir? Der ki bir koyun isterim. Koyunu severim. Allah ona gebe olan, doğurmak üzere olan bir koyunu nasip eder. Ve ona da bu hayvanın bereketlenmesi için dua eder, çeker gider. Aradan bir zaman geçer. Bu üç insanın hayvanları doğurur. Bir vadiyi dolduracak kadar da çoğalır. Melek tekrar gelir. Önce Abraş'ın eski halinde bir insan kılığında ona yaklaşır. Der ki, ey insan, ben önce Allah'ın, sonra da senin yardımına muhtaç olan bir adamım. Yol üzerinde aciz düştüm. Bana yolculuğum sırasında refakat edecek olan bir deveyi verir misin? Yalnız bunu isterken ne diyor biliyor musunuz? Bir şeyi hatırlatıyor. Farkına vardırmaya çalışıyor. Sana güzel bir ten, güzel bir renk ve bu kadar çok mal veren hakkı için senden istiyorum der. Hatırlatıyor. Abraş ne cevap verir? Der ki benim mesuliyetim çoktur. Yani bakmaya, kendilerini himaye altına almaya o kadar çok insan var ki. Anam var, babam var, çocuklarım var, eşim var. Yani infak etmek istemez. Adam bu sözleri söyledikten sonra bakın melek ona şöyle seslenir. Sen der, seni tanıdım der. Sen önceden kötü bir tene
insanların iğrendiği bir renge ve bir fakirliğe sahip adam değil miydin der. Adam ne der biliyor musunuz? Hayır der. O ben değildim. Bu mal bana büyüklerim tarafından miras kaldı der. Melek ne der biliyor musunuz aziz dostlar? Eğer yalan söyleyenlerden isen Allah seni eski haline çevirsin. Allahu Ekber. Şimdi bir parantez açacağım, hadise devam edeceğim. O yüzden bazen kapınızı çalanlar, ellerini size doğru uzatanlar, yahu Rezzak olan Allah için senden istiyorum diyenler belki bazen insanlar olmayabilir. Dikkat edin kardeşler. Sınanabilirsiniz. İmtihan edilebilirsiniz. Hem de bir melek tarafından. Dikkatli olmak lazım kardeşler. Sizler onları yüzlerinizden zaten tanırsınız. Onları kelimelerinden tanırsınız. Hallerinden tanırsınız. Onlar utanırlar, sıkılırlar. Yüzsüz değillerdir. O yüzden ne olur dikkat edin. Her kapınızı çalan, size her elini uzatan, kendini bedbaht bir konuma düşürmüş dilenci olmayabilir. Sınanabilirsiniz. Sonra melek kel olan adama gider. Aynı şeyleri Abraş'a söylediği her şeyi kel olan adama söyler. Kel olan adam da Abraş'ın verdiği aynı cevapları verir. Melek bu sefer ona da yönelir. Eğer der yalan söyleyenlerden isen Allah seni eski haline geri çevirsin. Sonra üçüncü olarak amaya gelir. Amaya der ki ben yolda kaldım. Sana gözlerini veren, seni bu kadar malla, servetle nimetlendiren hakkı için senden istiyorum deyince adam ne der biliyor musunuz kardeşler? Bugün sana alacakların konusunda asla eziyet yoktur. Allahu Ekber. Bugün gözün kapalı istediğin koyunu alabilirsin. İstediğin hayvanı götürebilirsin. Asla sana bu konuda bir zulüm olmayacaktır. Deyince melek ne der biliyor musunuz kardeşler? Der ki malın senin olsun. Elinde tut der. Sen kazananlardan, arkadaşların ise helak olanlardan oldu. Allahu Ekber. Muhaddisler derler ki Allah onları tekrar eski haline çevirdi. Yine insanların tiksindiği bir tene ve insanların belki dalga geçtiği bir fakirliğe maruz kaldılar. O yüzden güzel kardeşlerim, sıkıntılar içerisinden bizi kurtaran, bolluğa kavuşturan Allah'a hakkıyla yönelemezsek, onun dinine dört elle sarılamazsak, bizi tekrar eski haline göndermeye muktedirdir Allah. Rabbim bizi korusun kardeşlerim. Bizleri esirgesin. Bizlere sahip çıksın. Bizi nefsimizle baş başa bırakmasın asla. Kardeşlerim, musibetler içerisinde bolluğa kavuştuktan sonra Allah'a yürümek müminin edebidir. Allah'ın da sevdiği bir ameldir. Ama bunun zıttını yaptığımız takdirde Rabbim bizi İsrail oğullarını tehdit ettiği, İsrail oğullarını kınadığı bir durumun içerisine çekecektir. Bakara suresi 246. Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. Peygamber de onlara eğer Allah üzerinize savaşı farz kılarsa savaşmazsanız ne olacak deyince bakın onlar şu cevabı verdiler. Memleketimizden ve oğullarımızdan uzaklaştırıldığımız halde ne için Allah yolunda savaşmayacağız ki? Allah'a ekber. Ben bu kadar musibetin içerisinde olacağım. Bu kadar sıkıntı içerisinde olacağım. Bu kadar fakru zaruret içinde yaşayacağım. Abi ben bu şifayı bulduktan sonra, bu nimeti elde ettikten sonra Allah'a yönelmezsem bana nankör demezler mi? Demiyor muyuz kardeşim? Yeter ki biz güzel günlere kavuşalım. Yeter ki Allah'ın nimetleriyle, lütfuyla karşı karşıya kalalım. Benden daha takvalısı, izzetli ve şerefli olanı asla görmeyeceksiniz sözleri sana ve bana ait değil mi? Şimdi dikkat edin kardeşim. Allah diyor ki sonra onlara savaş farz kılındı da onlara Allah savaşı farz kıldı da pek hazı hariç yüz çevirdiler. Allah'a ve peygamberine sırt çevirdiler. Yemin olsun ki
Allah zalimleri bilmektedir. Allahu Ekber. Allah zalim olarak nitelemektedir. Musibetler anında Allah'a verdikleri sözleri unutup sırt çevirenleri. Allah-u Teala böyle bir durumdan bizi muhafaza buyursun kardeşlerim. O yüzden ne olur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisinde buyurduğu şekilde alemlerin Rabbi olan Allah'a yalvaralım. Ya mukallibel kulub thabbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi bazen doğuya, bazen batıya, bazen kuzeye, bazen güneye çeviren Rabbim, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Bu duayı çok yapalım aziz dostlarım. Çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselam kalbi iki kısma ayırıyor. Şu sözlerime dikkat kesil. Fitneler kalplere peş peşe isabet ederler. Fitneler, musibetler kalplere peş peşe gelirler. Hangi kalp o fitneleri kabul edip özümserse, sinesinde onları yumuşatırsa, Allah o kalbe siyah bir nokta koyar. Hangi kalp de o fitneleri kabul etmezse, Allah o kalbe beyaz bir nokta koyar. Hadis devam ediyor, bir parçasını aldım. Beyaz olanı sefa taşı gibidir diyor. Allahu Ekber. Beyaz olanı, beyaz olan kalp sefa taşı gibidir. Bu taş bembeyazdır kardeşler. Ve dikkat buyurun, çok sert bir taştır. Yeryüzü ve gökyüzü ayakta durduğu müddetçe fitneler asla ona zarar vermez diyor Resulullah Aleyhisselam. Bu hadis Müslim'de geçiyor. Kadı İyad bu hadisi yorumlarken bakın şöyle söylüyor. Allah Resulü sefa taşını diyor bilerek seçmiştir. Neden? Çünkü diyor sefa taşı bembeyazdır. Ve ne olur dikkat edin. O taş diyor pürüzsüz bir taştır. Şu kağıt gibi kardeşler. Pürüzsüz bir taştır. Yani kaymak gibidir affedersiniz. Cilalanmış bir taş gibidir. Niye? Çünkü diyor bu taş nasıl üzerinde tortuyu, kiri barındırmıyor, tutmuyor ise sefa taşı gibi olan bembeyaz kalpler de fitneleri asla kalbinde taşımayacaktır. Rabbim bizi öyle kalplerden eylesin. Kalplerimizi bembeyaz eylesin. Fitnelerin içerisinde kalbimizi İslam dinine sabitlesin. Yaşamış olduğumuz hayat içerisinde hem darlıkta hem bollukta kalbimizi Allah'la mutmain kılmış olanlardan eylesin. Fakirlikte, zenginlikte, acizlikte, sefa içerisindeyken Allah'a yönelen bir kalbe sahip olmayı Cenab-ı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Kardeşlerim, kalabalık, hava sıcak belki, bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bir hakikati daha anlatmak istiyorum. Eğer izniniz olursa. Hani dedi ki Cat Stevens, kendisine gönderilen, belki o hediyeyi gönderenin de böyle bir maksadı taşımadığı halde Allah Kur'an-ı Kerim'in sayfaları içerisine yer alan iki tane ayetle bir zamanların rakın ilahı diye tasvir edilen adamı İslam'a döndürdü elhamdülillah. Bakın şu sokaklarda dağıtacağınız bir kitap şu sokaklar üzerinde ısrarcı bir şekilde tembellik yapmadan, gevşeklik göstermeden, ertelemeden ısrarcı bir şekilde dağıtacağınız kitaplar, risaleler uyuyanların kalplerini uyandırmaya yeter de artabilir. Bakın ben üniversite öğrenciliği dönemimdeyken, Denizli'de üniversite öğrenciliğindeyken kardeşlerimiz o zaman piyasaya yeni çıkmış olan Farz Et Ki Öldün diye bir kitap vardır. İmam Muhasibi'nin bir kitabıdır. İstanbul'dan tam 500 adet istediler. Bazı kardeşlerimiz itiraz ettiler. Dediler ki ya biz bu kitapları niye dağıtıyoruz ki? Kitabı dağıttığımızda ne elde edeceğiz ki? Kime ne faydası olacak ki? Dediler ki olsun. Allah'ın karşısına çıktığımızda elimizde bir beraat olsun, bir belge olsun. Ve bu Farz Et Ki Öldün kitabını dağıtıyorlar kardeşler. Sonucunu biz görmedik. Sadece sonucunu şöyle işittik. Bir kardeşimiz bizi yolda durdurdu. Dedi ki abi bizim sınıfımızda ateist bir genç vardı. Biz bu kitabı ona hediye ettiğimizde kitabı aldı, okudu, inceledi,
Meğersem bunun annesi de babası da ateistmiş. Eve götürüyor. Önce babası okuyor. Sonra annesi okuyor. Sonra üçü oturuyorlar. Ne olur dikkat buyurun. Üçü bu kitabı, 80 sayfalık bir kitabı, 1000 yıl önce belki yazılmış bir kitabı mütalaa ediyorlar, ders yapıyorlar. Üzerinde duruyorlar, tetkik ediyorlar. Ve ondan sonra Allah o inkarcılığın üzerinden Cat Stevens gibi onlara İslam'ı taşıyor elhamdülillah. Üçü de, anne de, baba da, evlat da iman edenlerin safları içerisine giriyor elhamdülillah. O yüzden evet biz bir kalbin uyanması için adım atmaktan asla geri durmayacağız. Yeri geldiği zaman gücümüz tükenecek, kitap alamayacağız. Ellerimizle bir kağıda yazacağız, insanlara dağıtacağız. Bir peçeteye yazacağız, insanlara nasihat edeceğiz. Bakın kardeşlerim, alimler fakirlik anlarında çöplerden kağıt toplayarak kitaplarını neşretmişler. Bazı davetçiler fakirliğin içerisindeyken davetini asla noktalamamışlar. Yazmış oldukları, yani çöpten aldığı kağıtların üzerine yazdığı nasihatlarla insana davet etmişler, insanlara davet etmişler. O yüzden davetçiler, asla mazeretimiz yok. Biz böyle bir mekanı kaybedebiliriz. Böyle bir mekan üzerinden insanlara davet çalışması yapamayabiliriz. Sohbet halkalarını burada sıcak bir ortamda işleyemeyebiliriz. Vaz mı geçeceğiz? Asla vazgeçmeyeceğiz. O zaman ne yapacağız? Sokak başlarındaki ışıkların tabelaların altında oturacağız. Bir grup hadis okuyacak. Diğer sokakta ışığın altındaki kardeşler Kur'an okuyacaklar. Diğeri tefsir yapacak ama biz davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Gözlerimiz oyulacak, ellerimiz kopartılacak, dillerimiz kesilecek ama bizden sonrakiler bu davayı asla terk etmeyecekler. O yüzden ne olur kardeşlerim, yazdığınız bir eser, yazdığınız bir kelime, yazdığınız bir mesaj, yapmış olduğunuz bir icraat Allah tarafından birilerinin uyanmasına büyük vesileler olabilir. Siz görmeyebilirsiniz. Ben Denizli'deki bu ateist aileyi görmedim. Eğer sesimi işitirse, bir gün karşılaşırsak dünyanın en mutlu insanlarından bir tanesi olacağım. Boynuma bu dünyanın hazinelerinin anahtarlarını koysalar, bu üç insanı tanımaktan daha büyük bir şerefi elde etmiş olmayacağım ben kardeşler. Bir gün Rabbim beni karşılaştırırsa, bir araya getirirse, biz ateisttik, Allah'ı inkar ediyorduk, Allah'la dalga geçiyorduk, Müslümanları alaya alıyorduk, Müslümanların namazıyla dalga geçiyorduk, kadınlarını farklı hayvanlara benzetiyorduk. Ama elhamdülillah bir kitap ulaştı, bizi Allah'a taşıdı deyip onların gözlerindeki mutluluğu görürsem, bu dünyada elde edeceğim en büyük servet budur kardeşim. Peki bunu elde edemezsem, buna kavuşamazsam, kıyamet gününde Allah onları ayaklarımıza kadar yürütecek. Siyahıyla, beyazıyla, esmeriyle, farklı ten renginde, farklı dillerdeki insanları Allah ayaklarımıza kadar yürütecek. İşte bunlar var ya diyecek. Dağıttığın bir kağıt, önemsemediğin bir peçeteye yazdığın nasihatlar neticesinde uyuyan kalplerin uyandığı insanlardır. Allah-u Teala böyle bir şerefe bizleri nasip etsin. Ve ne olur şunu da unutma asla. Dudakların arasından çıkacak samimi nasihatler uyanmış olan kalplerin de diri durmasını sağlayacaktır. Nasıl biliyor musunuz? İmam Ahmed bin Hanbel yaşadığı dönemde hapsedilmek için zincirlere vurulunca bir bedevi bu olayı duyar. Dikkat buyurun kardeşlerim. Bir bedevi bu olayı duyar. Bedevi insanlar bilirsiniz çok okuyan insanlar değildir. Çok araştıran insanlar değildir. Ama Ömer bin Hattab'ın bir sözü var onlar için. İman edecekseniz ya çocuklar gibi iman edin ya da bedeviler gibi. Çünkü onlar tam teslim olurlar. Hücreleriyle teslim olurlar. Canını alın ama asla onun imanını alamazsınız. Her şeyini alırsınız ama asla Allah'a olan sadakatini kopartamazsınız. Elhamdülillah. Bu bedevi adam İmam Ahmed bin Hanbel'in zincirlere vurulup saltanatın zindanlarına gönderildiğini duyar. Ne yapar sizce? Kılıcını mı çeker? Yok. Mızrağını mı çeker? Yok. Buna gücü yetmez ki. Nasıl yapsın? İmam Ahmed'i kurtaracak bir güce sahip değil ki. Askerlerin içerisinden, kılıç sahipleri içerisinden İmam Ahmed'i çekecek bir güce sahip değil ki. Ama İmam Ahmed bin Hanbel'e yardım edeceği çok faydalı bir iş yapar. Ne biliyor musunuz kardeşler? Askerlerin yanına gider. Der ki İmam Ahmed bin Hanbel nerede? Onu gösterirler. Şu zincirlere vurulan adam odur derler.
Belki İmam Ahmet'i hiç görmedi. Sadece sesini duydu. Faziletini bildi. İnsanlar dedi ki İmam Ahmet gibi bir adam var. Bidatların karşısında bir dağ gibi duruyor. Cenazesi çıkacak ama sünneti asla terk etmeyecek. Dikkat edin, bir parantez açacağım. Bunu defaatle anlattım. İmam Ahmet bin Hanbel saltanatın zulmünden tam 3 gün saklanmış. 3 gün. 4. günün sabahında evinden dışarı çıkmış. Demişler ki ey Ahmet, insanlar seni kapmak için yarışırlarken, saltanat seni öldürmek için yarışırken neden terk ediyorsun evini? Ne cevap verir biliyor musunuz kardeşler? Ben sünnete iyi günümde sarılacağım da, sünnete mutlu olduğum anlarda sahip çıkacağım da, bollukta sünnetle yarışacağım da, sünneti hakim kılmak için gayret göstereceğim de, musibet anında dikkat edin sünneti terk edeceğim ha diyor. Bu sözü niye söylüyor biliyor musun aziz dostum? Çünkü diyor benim peygamberim müşriklerden kaçarken Medine'ye hicret ederken o Sevir mağarasında diyor 3 günden diyor fazla kalmadı diyor. Allahu ekber. Böyle sünnet aşığı bir adam. Bidatlara da o derece mücadele vermiş bir şahsiyet. O yüzden alimler onun için şöyle söylemişlerdir. İslam tarihinde İslam dininin özellikle akidesinin 180 derece dönmesine engel olan mümtaz bir şahsiyettir İmam Ahmet bin Hanbel. Nedenini daha sonra konuşacağız. Bu İmam Ahmet bin Hanbel zincirlere vurulup giderken bakın bu bedevi karşısına çıkıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ey diyor imam diyor. Eğer diyor Cenab-ı Allah seni öldürürse şehit olursun. Dikkat edin. Ey imam, Cenab-ı Allah seni öldürürse şehit olursun. Ancak seni yaşatırsa mutlu bir hayat yaşarsın. Yani şerefli bir hayat yaşarsın. İzzetli bir hayat yaşarsın. Davan uğrunda bedel ödemiş bir şahsiyet olarak yüzyıllar sonra kendisinden bahsedilince gözlerin yaşların aktığı bir adam olarak bahsedilir dercesine şerefli bir hayat sahibi olursun deyince İmam Ahmet bin Hanbel güçlenir. Nereden anlıyoruz biliyor musunuz kardeşler? Kendisine filleri düşürecek derecede ağır darbeler vurulduğunda bu söz bize ait değil. İmam Ahmet'in talebeleri söylüyor. İmam Ahmet bin Hanbel'e öyle kırbaçlar vurulmuştur ki bir file vurulsa fil yere düşer. Allahu Ekber. Bir file vurulsa. Aynısını İmam Malik de görmüştür. Allah-u Teala ikisine de cennetin bahçelerinde dinlenmeyi nasip etsin. Etraflarında o şerefli günleri bize anlatacağı hikayelerle yaşayacağımız anları nasip etsin inşallah. İmam Ahmet bin Hanbel bu derece eziyet, işkence görürken ne diyor biliyor musunuz aziz dostlar? Ben diyor, ben o zor anımda beni güçlü olacak, güçlü tutacak başka diyor hiçbir sözleri diyor hatırlamıyorum diyor. Allah-u Ekber. Bir bedevi ya. Ne dersiniz? Bir bedevi. Yapacağı hiçbir şey yok. Nasihat edemez İmam Ahmet bin Hanbel'e. İslam şeriatını anlatamaz. Onu zincirlerin içerisinden kurtaramaz. Ama bir şey yapıyor. Bakın dikkat edin. Eğer İmam Ahmet'e kırbaç vurulduğunda davasından dönerse, mürtet olursa bu büyük bir zulüm olacaktır. İmam Ahmet bin Hanbel'i tutmak için sokağa çıkar, askerlerin karşısına dikilir. Ey imam, Allah Azze ve Celle seni öldürürse şehit olursun. Allah seni yaşatırsa şerefli bir hayatın sahibi olursun dedi. Onu kırbaçların etkisinden koruyacak, onun kalbini zayıflatacak, imanını elinden alacak. Büyük bir zulümden kurtardı elhamdülillah. O yüzden ne olur? Nasihatleriniz birilerine fayda verir. Ama merhametli olun. Ama acıyın. Ama kurtarmak için uğraşın. Ama insanların zaafını bulup alay etmek için değil. Bu müşrik mi? Bu kafir mi? Bu münafık mı? Bu zındık mı? Değil. Yarın salih ve saliha karşınıza çıksın diye dillerinizi kullanırsanız hem uyuyanların kalplerini diriltirsiniz o sözlerle inşallah, hem de uyanmış olanları musibet anında dimdik tutarsınız. Allah-u Teala sizi sevsin, gecemizi mübarek kılsın. Bu akşam musibetler içerisinde yalvarışlarımızı hatırlatan ayetlere hakkıyla teslim olmayı bizlere nasip etsin. Sefanın ve cefanın içerisinde kalplerimiz alemlerin Rabbi olan aziz ve celil olan Allah'a yönelsin. Allah sizi sevsin. Şu an musibetler içerisinde Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Arakan'da, Afrika'nın birçok coğrafyasında
Balkanlardan tutun Kafkaslara kadar küfrün zulmü tarafından isyan edilmeye zorlanılan. Vallahi dün ve evvelsi gün bir görüntü gördüm ki iki gündür eğer diyorum bu olayı yaşayan ben olsaydım nasıl bir hayata sahip olurdum bilemiyorum. Allah-u Teala o zulmü gören Müslümana yardım etsin. Kelime-i şehadet getirmek isterken Rus askerleri tarafından balyozla dövülen, dikkat edin balyozla sopayla değil, balyozla ellerine vurulan, ayaklarına vurulan, o şeref sahibi adam var ya, izzet sahibi adam. Allah-u Teala onun imanını güçlendirsin. Yaşıyorsa ona şerefli bir hayat nasip etsin. Eğer Allah onu öldürdüyse de inşallah şehadete kavuştursun. O musibetlerin içerisinde halen la ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözünü söyleyen kardeşlere Allah-u Teala yardımını esirgemesin. Onların kalplerine imanın tadını yazsın ve en kısa zamanda bolluğa ulaştırsın. Ancak o bolluğun arkasından da halen Allah'ın davasını adımlama konusunda da bir güç gayret versin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.